Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde görev yapan Amerika Birleşik Devletleri personelinin garip sesler duyduğu ve kulaklarında basınç hissettiklerine ilişkin bildirimlerinin ardından Amerika Dışişleri Bakanlığı özel bir sağlık ekibini daha fazla Amerikalıya sağlık hizmeti verebilmesi ve kontrollerinin yapılabilmesi için görevlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz sene Küba'daki Amerikan Büyükelçiliği çalışanlarında görülen sonik saldırı diye isimlendirilen semptomların Çin'deki diplomatlarında da görülmeye başlandığını açıkladı. Kazakistan'ın başkenti Astana'da dördüncüsü düzenlenen Suriye görüşmeleri başladı. Görüşmelere garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran katılıyor. Daha önce toplantılara katılma kararı alan muhalifler, rejimin bombardımanının devam etmesini gerekçe göstererek katılımı askıya aldıklarını bildirdi. Edirne'de Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslümanlara yönelik uygulamaları protesto edildi. Edirne Gönüllüleri Platformu öncülüğünde eski cami önünde bir araya gelen Edirneliler, Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurlara yönelik baskılarını kınadı. Kudüs günü dolayısıyla başlayan gösterilerde büyük şiddet yaşandı. İsrail askeri orantısız güç uygulayarak 4000 göstericiye ateş açtı. İlk belirlemelere göre 3 Filistinli hayatını kaybederken 618 kişinin de yaralandığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, G7 ülkeleri liderlerine Rusya'nın da bu oluşuma tekrar davet edilmesi çağrısında bulundu. Kanada'nın Quebec kentinde düzenlenecek G7 zirvesi öncesi basının sorularını yanıtlayan Trump, G7 ülkeleri liderlerinin Rusya'nın da bu oluşuma yeniden katılmasını gözden geçirmesini istedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea yanardağından püsküren lavlar 600'den fazla evi yok etti. Hawaii'de geçen ay faaliyete geçen Kilauea yanardağından püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden 2000'e yakın kişi güvenli yerlere tahliye edilmişti.